Son olarak yapımız analiz yaptık. Yetersiz kesitli elemanları yeterli hale getirdik ve sonuçları inceledik, analiz sonuçlarını. Bugün öncelikle bir radyo temel analizini yapacağız. Radyo temel analizi ayrı olarak yapılıyor. Yapı analiziyle birlikte çözülmüyor. Radyo temel ayrı olarak analiz yapıldıktan sonra radyo temel birlikte analiz seçeneği seçilerek yapıyı analiz ettikten sonra şurada radyo temellerin FA analizi diye bir menü var. Buraya girip radyo temeli buradan analiz etmem gerekiyor. Buraya giriyorum. Buraya girdiğimde ilk öncelikle şurada radyo genel bilgisiyle ilgili değişiklik yapabilirim. Yapmayabilirim. Bakın burada daha önce yapı genel bilgi girişine girdiğim zemin yatak katsayısı ve zemin emniyet gerilmeleri görüntüleniyor. Mesh genişliği 1 metre olarak standart program bu şekilde seçim yapmış. Dilerseniz bu mesh aralığını değiştirebilirsiniz. Metre cinsinden azaltabilir veya arttırabilirsiniz. Bu son elemanlara böldüğü zaman ne kadar küçük parçalara bölerse o kadar hassas bir hesap yapmış olur. Yani küçülttüğünüz zaman hesabı daha hassas bir hale getirmiş olursunuz. Ama tabii bunu küçültünce de analiz süresi daha da artıyor. Yani optimum bir mesh genişliğini almak gerekiyor. Şu aşağıda çözüm yöntemleri var. Üç farklı yöntem kullanılabiliyor. Winkler zemin modeli, iki bölgeli zemin modeli, bir de Pasternak zemin modeli var. Temelin kenarındaki etkileri dikkate alan şu son ikisi zemin modelleri. Bunlardan herhangi biri seçilebilir. Biz şu anda kendi ayarlarında Winkler olarak default ayarda çözüm yapacağız. Buradan herhangi bir şeyi değiştirmiyorum yani bu ekranda. Bu ekranı bu şekilde göstermiş oldum. Burayı kapatıyorum. Temelde kullanacağım donatı seçimlerine geçiyorum. Şimdi temelde ben 14'lükten daha küçük donatı kullanmayı tercih etmiyorum. 16'lık, 18'lik kullanabilirim. Taşıma gücüne göre hesap yapacak. Radye temellerde yani mantar temellerde, kilitsiz radye temellerde pursantaj programda 0,001 yani binde bir olarak verilmiş. Yalnız döşemelerden, betonarmeden hatırlayacağınız üzere iki yöndeki toplam donatı oranı binde 3,5 olması gerekiyor. Her bir yöndeki donatı oranı binde 1,5'dan düşük olmayacak. En az 1,5 olacak. İki yönün toplamı da binde 3,5 olmalı. Döşemelerde bu kural var. Aynen kilitsiz radye temellerde, mantar temellerde de bu kurala uymak gerekiyor. Eğer ben burayı binde bir olarak bırakırsam yönetmelikteki koşulu sağlamadığı için proje geri dönebilir. Bir de bunu binde bir bıraktığım zaman çok fazla kolonların altına zımbalama donatısı atıyor. Zımbalama donatısını minimum düzeye indirmek gerekir. Mümkün olduğu kadar radyo temelinin içerisinde çözüm yapmak gerekiyor. Ekonomik çözüm yapmak adına program zımbalama donatısı kullanıyor. Çünkü genel metrajda donatı alanını arttırdığınızda belki gerekli olmayan yere de siz o donatıyı kopyalamış atmış oluyorsunuz. Ama bence temelde dikkatli olmak lazım. Burayı ben en az binde 1,5 olarak alıyorum. Bu şekilde değiştirdim. Okey dedim. Atacağı donatıları seçtik ve donatı oranını tanımladık. Sonra şuradan şu ikona basarak temelimi görüntüye getirdim. Çizdiğim temel bu. Yapının altına benim çizdiğim temel. Şurası bakın mesh genişliği. Temel mesh düzenleme. Şuradaki 1 metre genişlik seçilmişti daha önceki menüde radyo genel bilgisinde. Buna tıkladığımda kendisi otomatik 1 metre aralıklarla mesh
oluşturdu. Burası bodrum kat olduğu için dışarıda bodrum perdelerim var, gözüküyor. Ve tanımadığım kolon ve perdeler var. Kolonlarda bakın tek düz böyle noktadan yük aktarıyor. Perdelerde birkaç tane noktadan yük aktarıyor olarak gözüküyor. Bu aşamadan sonra direkt analiz yapabilirim kaydedip. Ama şurada bir takım menüler var. Yani bu menülerden de mesela mesh bilgisi. Buraya tıkladığım zaman her bir mesh'in düğüm noktalarının numarasını veriyor ve mesh numarasını veriyor. Buradan çok bir şeye müdahale edemeyiz. Ama hemen solundaki bilgiden atıyorum bakın x yönünde 17 tane mesh var, y yönünde 3 tane mesh var. Adet bildirmiş burada. PL1 şu anda ekranda yanıp yanıp sönüyor. Ben buradaki mesh sayısını atıyorum 20 yapıp y yönündeki mesh sayısını 6 yapabilirim. Buna göre günceller. Yani ben burayı 20 yapıp şurayı 6 yaptığım zaman buradaki mesh demeyi x yönünde 20, y yönünde 6 olacak şekilde günceller. Buradan da mesh sayısını lokal olarak değiştirebilirim. Bunun dışında kirişli radya falan çözseydik buraya temel kiriş bilgisi girebilirdik. Ya da ekstra yük tanımlayacağız. Mesela noktaya herhangi bir noktaya yük tanımlayacağız veya noktasal yük veya yayılı yük tanımlayacağız. Veya döşemede boşluk oluşturacağız. Şu mesh yüksekliğini lokal olarak değiştirebileceğimiz bir menü. Burada mesh ile ilgili düzenlemeler yapabileceğimiz bir menü var. Gerekirse mesela buna tıklayıp herhangi bir nokta seçip buraya bir yük veya moment ataması yapabiliyorum. Veya işte bunun yerine herhangi bir noktadan noktaya kiriş düzenleyebiliyorum. Kirişin genişliği ve yüksekliğini tanımlayıp iki mesh arasına çizip belli bir kiriş tanımlayabiliyorum. Bizim böyle de bir tanımlamamız olmayacak. Şu nokta kaydırmada herhangi bir noktayı tutup başka bir yere sürükleyebiliyorsunuz. Şöyle kaydırabiliyorsunuz noktayı. Bu şekilde bir tanımlama yapmayayım ben. Yine. Bu da mesh yüksekliği lokal olarak değişebiliyor. Aslında bir takım kolonlarda mesela zımbalama problemi varsa mesela şu perdenin altında bu perdeye denk gelen meşlerin yüksekliğini lokal olarak arttırabilirsiniz. Bu meşe tıkladığımda buradaki yüksekliği girip tik işaretine bastığımda lokal olarak buradaki meşin yüksekliği değişecektir. Bunun gibi düzenlemeler yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu analiz yapmak için öncelikle bakın şu menüyü kullanacağım ama bu menü aktif değil. Aktif olabilmesi için kaydetmem gerekiyor. Şu kayıt tuşuna basıp OK dedikten sonra bakın şu 3 menüde aktif hale geldi. Şu analiz tuşuna basmadan önce ben yapı temel etkileşimi tanımlıyorum. Daha önce yaptığım analizlerden yapıyla temel arasında bir etkileşim tanımlıyor program. Sonra şu analiz tuşuna basıp radya temeli analiz yapıyorum. Analiz sonuçlandı. Analiz sonuçlandığında bakın yer temelimde oluşan gerilmeleri, zemin gerilmelerini gösteriyor yüklerden ileri gelen. Benim temelimin emniyet gerilmesi 20 ton bölü metrekareydi. Aslında bu temel üzerinde 20 ton bölü metrekareyi gerilmenin geçmemesi gerekiyor. Geçebilir bazı durumlarda. Nerede geçebilir? Şu binanın en orta bölgesinde belli bir değere kadar izin veriyorlar. Atıyorum burada maksimum zemin gerilmesi 24,62 verilmiş. Bazı durumlarda şu orta bölgedeki gerilmeyi azaltmak mümkün olmuyor. 24,62'ye sadece orta bölgede asansör perdelerinin olduğu kısımda olmasına izin verilebiliyor. Ama bu gerilmelerin hiçbir şekilde şu kenar ampartmanlarda, köşelerde
oluşması istenmez arkadaşlar. Dolayısıyla normalde benim bu temeli ne yapmam lazım? Şuradaki ampartman genişliklerini arttırmam lazım. Bu sonuca göre. Yani temel yüksekliğini arttırmam burada çok bir şey değiştirmez. Burada bu problemi zemin gerilmesini çözebilmem için temel alanını büyütmem lazım. Yani gerilme nedir? Kuvvet bölü alan. Kuvvet binanın yükü. Alan da temel alanı. Benim bu gerilmelerden kenarlarda kurtulabilmem için temel alanını büyütmem gerekiyor. Büyüterek bir kere daha analiz yapalım mı diyeceğim. Çizimi de anlatacağım daha. Zaman olarak pek bilmiyorum. Süre yeterli olur mu onu düşünüyorum da temeli şu anda büyütüp analiz yapsam mı bir kere daha diye. Yapalım olmazsa. Ama ondan önce şunları göstereyim. Radyo temel zımbalama hesabı var. Bu analiz yaptıktan sonra zemin emniyetini kontrol ettiğimiz gibi şuradan zımbalamayı da kontrol etmemiz lazım. Bodrum perdelerim olduğu için kenar kolon ve perdelerde bir zımbalama etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten üzerine gelip tıklarsanız bakın ne diyor? Panel ara başlıklarında zımbalama kontrolü yapılmayabilir diyor. Yani bu tip kolon ve perdelerde zımbalama kontrolü yapılmayabiliyor. Ama şunlara tek tek tıklayıp zımbalama yeterli olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. S114'e tıkladım mesela üstüne zımbalama yeterli diyor. 117'ye tıkladım zımbalama yeterli diyor. Şurada aşağıda var zımbalama dayanımı, mevcut dayanım, talep edilen dayanım. Bayağı bir zımbalama dayanım yeterli gözüküyor. Şurada 119, 120. Bakın şu değerlerin bayağı altında. Asansör perdesine baktığımızda bu da zımbalama dayanımı olarak yeterli. Zımbalama dayanımı yeterli olması demek temelde benim temel yüksekliğimin yeterli olduğu anlamına geliyor. Ki zımbalamayı biz kesme kuvvetini temel yüksekliğiyle karşılıyoruz. Lokal olarak bazı kolonların altında yeterli olmazsa oraya zımbalama donatısı atabilir. Yalnız böyle bir zımbalama donatısı kullanarak temelinizi tasarlamanızı tavsiye etmem. Zımbalamanın hepsinin yeterli olacak şekilde bir temel yüksekliği tanımlamanız daha doğru olacaktır. Zımbalama konusunda da eğer bir sıkıntımız yoksa radyo temel çizimine geçebiliriz. Bunun çizimini buradan alıyoruz. Radyo temel çizimi menüsüne geldikten sonra şurada çizimle ilgili opsiyonlar var. Buradan önce ayarlama yapabiliriz. Mesela paftada çizim metrajı vermesini istiyorsanız bunları işaretlersiniz. Paftaya çerçeve düzenlemesini istiyorsanız işaretlersiniz. Eğer çizim paftanın dışına taşıyorsa pafta çerçevesini kendini otomatik uzatmasını sağlayabilirsiniz. Çizim ölçeği 1/50 plan yani. Planı 1/50 çizecek. Kesit çizimlerini ise 1/25 olarak verecek program. O şekilde ayarlanmış ölçeklemeleri de. Burada bir takım işte döşeme kalınlığını, hareketli yükü ne şekilde görsel olarak vermesini istiyorsanız seçebilirsiniz. Metraj olarak da bir opsiyon seçili. Şimdi bunlar çerçevesinde çizim yapmak için şu radyo temel çizimine basıyorum. Radyo temel çizimine bastığımda burada bakın donatı, çapı ve aralığı verilmiş. X yönü üst, X yönü alt, Y yönü üst, Y yönü alt. Yani radyo temelin donatısı nasıl? Üstte bir ızgara, altta bir ızgara. X ve Y yönünde. Gerekli donatı alanları burada 16.95 olarak verilmiş. Bunu program şimdi kendisi Fi18-17 belirlemiş. Bu en ekonomik olarak programın belirlediği bir donatı. Hepsi de kırmızı. Bakın yeterli donatı, gerekli donatının altında. Gerekli donatının altında. Neden böyle yapıyor?
İşte mevcut bir donatıyı hasır olarak üstü alta atacak. Bu kesiti yetersiz olan kısımlarda zımbalama donatısı olarak kolonların altına ek ilave donatıları kendisi yerleştirecek. Bunu seçerseniz. Burada şöyle ayarlama yapabiliriz. Şu fark çok büyük değil. Yani farkın büyük olmadığı yerlerde ben burayı bakın yeterli hale getirdim. X yönü üstü. Y yönü üstte de aynı şekilde aralığı düşürüyorum. Fi 8 bölü 15 yaptım. Bakın burada şu kadarlık bir alandan dolayı kurtarıyor. 18,59 olarak verilen donatı alanı şu kısımda. Buraya 11 tane 12'lik 33 santim arayla ilave donatıyla olayı çözecek. Yani ben burada aralığı düşürürsem aşağıda metraj değişiyor. Bakın 34 ton şu anda demir. Şurada 34 ton olarak yazıyor. Ben burayı genel olarak bütün temele bu donatıyı atacak olursam yani 14'lük seçecek veya 13'lük seçecek olursam bakın her yer yeterli hale geldi. Şurada lokal bir bölgedeki yetersizliği gidermek için komple temelimdeki donatı aralığını 13'e düşürürsem fazladan bakın 5 ton demir gidiyor. Normalde biraz önce neydi? 34'tü. Bunu 13'e çekersem ancak ben buradaki lokal ilave donatıdan kurtuluyorum. Bu durumda da metrajım hayli bir artıyor. Programın verdiğine gelirsem 34, 49 diyor. Ben burayı ne yaptım? 15'e çektim. Bakın 15'e çektiğim halde, aralığı düşürdüğüm halde programın verdiğine göre metrajım düştü. Bazı yerlerde çok ilave kullanmak da ekonomik olmuyor demek ki. Şu kısımlara geldiğimde de bunlarda da bayağı bir fark var. Özellikle Y yönü alt donatıda bakın gerilmelerin yığıldığı yerler, perdelerin altları. Buralarda sıkıntı var. Şimdi şurada da 19-25. Ben burayı da 15'e düşürmek istiyorum. Bak donatı miktarım daha da azaldı. Halbuki ben donatıyı sıklaştırıyorum. Ek donatıları silince ki ek donatı yapmak pek iyi değil arkadaşlar. Yani işçiliği çok zor, yerinde imalatı çok zor. Mümkün olduğu kadar böyle fazla ilave olmadan temel donatısıyla olayı çözmekte fayda var. Şurada sadece bakın 8 tane fi 12 33 santim arayla donatı kaldı. Şurada da 7 tane yukarıda yazıyor 12'lik 33 santim arayla donatı kaldı. Buraya bu donatılar atılacak. Y yönünü de 15 yapalım. Hepsi standart olsun. Y yönünü 15 yaptığım zaman da sadece bakın şu kırmızı çerçeveyle gözüken alanda 59 tane 18'lik 12 santim arayla ilavemiz var. Metraj 31 ton. Bunu ben daha düşürdüğümde donatı metrajı artıyor gördüğünüz gibi. Arttığı için de ben düşürmüyorum arkadaşlar. Hatta bu 17 iken 33'tü. Yani bunun bir optimumunu sizin bulmanız lazım. Ben bu şekilde kurcalayarak benim kendi projem için fi 18 bölü 15'in en iyi çözüm olacağını düşünüyorum. Okey dediğim zaman herhangi bir noktayı seçiyorum. Bastım, temelimi çizdi. Şunlar temelimin kesitleri. Bakın temel çizimi 1 bölü 50, kesitler 1 bölü 25. Neden 1, 2, 3, 4, 5 tane kesit varmış? Şu girintilere, çıkıntılara göre kesitleri arttırıyor. Bir şuradan almış. Burada var. D kesiti, E kesiti, F kesiti, G kesiti, H kesiti. Yani birkaç yerden kesit almış. Bunların hepsini vermiş. Peki burada ne anlatıyor? İşte donatını bir an önce seçtiğimiz 18 tane fi 18, 15 santim arayla üstte, 18 tane fi 18, 15 santim arayla altta. Bazı yerlerde ek durumu var. Donatı boyları verilmiş zaten. 938, 726 birbirine eklenerek gidiyor. Poz numaraları var. 17, 18 gibi. Poz numaralarına göre de şurada metrajı istemiştik. Bakın demirci bunları üretirken bakacak. Atıyorum. 17, 18'i burada göremedim de.
Bunlar kolonla ilgili şurada 17-18. Evet. Atıyorum 18 fi 18'den 938 santime 36 adet. Yani bunları 36 adet büküp bir tarafa koyacak. Sonra montajında bunları yerlerine dağıtıp yerleştirecek. En başta adet bilgisi var. Bakın şu en baştaki adet. Her bir gösterdiği donatıdan kaç tane boyu ne, çapı ne, poz numarası ne, ağırlığı ne, en sonunda bir de ağırlığı bize veriyor. Şu sol alt köşede de metrajımız var. 502 metreküp beton. Toplam işte 2000 de buradan 3005, 33.000, 35.000 kilogram. 35.000, 35 ton civarında demir kullanılmış. Yaklaşık 0,7 temele giden betonun 0,7 katını olması lazım denir. Yani çok fazlaysa vesaire orada bir temelde sıkıntı, zorlanma vesaire var demektir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Şuradaki kesitlerde yatay alınan kesitler, B kesiti, E kesiti, C kesiti gibi kesitler de burada verilmiş. A, B ve C olmak üzere. Buraları da fi 18-15 santim olarak seçmiştik. Evet. Burada kolon filizleriyle ilgili bir tablo var. Hangi perdenin kolonun altına ne kadar filiz bırakılacağı, filiz boyu vesaire verilmiş. Perdelerin altına genleşme derzi yapılabilir. Pek uygulanan bir şey değil ama böyle bir detay verilmiş. Temel çizimini bu şekilde aldık. Temelin kirişi falan olmadığı için radye temeline ilgili alacağım çizim bu kadar. Herhangi bir kesit almak isteseydim şuradan ilave kesit almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama benim herhangi bir kesit almama gerek yok. Zaten kesitler çizilmiş. Şuradaki kayıt tuşuna basıp mat tem olarak ismini siz değiştirebilirsiniz. Okey dediğinizde kaydeder. Lisanslarınız bittikten sonra bu kaydı yapamazsınız işte. Bu çizimleri alamazsınız. Dolayısıyla lisans süreniz dolmadan bu kayıtlarınızı bir an önce almaya bakın. Radye temelle ilgili bu şekilde bir değerlendirme ve çizim alma olayı gerçekleştiriyoruz. Sonra bunu kapatalım.